Mehmet Hacet, 14 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı: Ekonomideki canlılık ve güçlü istihdam, enflasyon yükünü azaltıyor mu? Dikkatinizi çekti mi bilmem muhalif çevrelerde ekonomideki sorunların, hayat pahalılığının artmasının, satın alma gücünün zayıflamasının seçmen tercihlerini neden yeterince etkilemediği sorusuna cevap aranıyor. Ukrayna Savaşı öncesi iktidar cephesinin oylarında gözle görülür bir azalma trendi vardı ve bu durum muhalefetin umudunu ciddi biçimde artırmıştı. Savaş başladıktan sonra ekonomi üzerindeki baskı daha da artmasına rağmen seçmen davranışında enteresan bir dönüşüm oldu ve AK Parti'nin oylarındaki gerileme durduğu gibi 3 puanlık bir artış bile oldu. Bu durum doğal olarak muhalefet cephesinde tam bir hayal kırıklığı üretti. Bazı bilinen sosyal medya hesaplarından anlayamıyorum çığlıkları yükseldi. Böylesi bir enflasyonist ortamda iktidar cephesinin oyları gün gün erimesi gerekirken hatta hükümet paldır küldür gitmesi gerekirken neden böyle oluyordu? Sorunun cevabı olması hasebiyle ekonomi dışı bazı faktörlerden söz edilebilir. Savaş patlayınca güvenlik kaygılarının öne çıkması, zor zamanlarda güçlü liderlik, istikrarlı hükümet etrafında kümelenme duygusunun öne çıkması, Türkiye'nin son 10 yıl içinde yaşadığı olağan dışı tecrübelerin doğal bir refleksle hızlıca hatırlanması, yarınlara dönük korkuların depreşmesi vesaire. Peki mesele bundan ibaret olabilir mi? Daha pırıltı bir soru soralım. Bu durumu izah etmek için ekonominin kendi dinamikleri içinden de örnekler vermek mümkün olabilir mi? Ekonomik verilerle ilgili bazı rakamlar evet bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Örneğin daha yeni açıklanan işsizlik rakamları, istihdamda yakalanan etkileyici performans Dünya ekonomisi üzerinde ağır tahribatlar üreten pandemi döneminin öncesine küçük bir yolculuk yapalım. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı 2019'da %13.7 olarak ortaya çıkmıştı. Genç işsizlik oranı ise %25'leri bulmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı dönemde Mart 2019 işsizlik verileri %14.1 olarak açıklanmıştı. Sonra pandemi başladı. Bir süre dünyanın her tarafında hayat durdu, ekonomiler durdu ve 2022'ye geldik. Şubat ve Mart aylarında Ukrayna'da savaş çıktı, FED faiz artırdı. Bu ortamda TÜİK'in Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı. Bu verilere göre işsizlik oranı %10.7 olarak gerçekleşti. Sanayide de güçlü üretim trendi sürüyor. Bağlantılı olarak yeni açıklanan sanayi verilerine bakalım. Bloomberg'in anketine göre sanayideki yıllık üretim %7.5 beklenirken gerçekleşme beklentileri neredeyse iki katı olarak karşımıza çıktı. %13.3. Bir rakam daha verelim. 2019'da işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak ölçülürken Şubat 2022'de bu sayı 3 milyon 579 bin olarak açıklandı. Bu durum toplam işsiz sayısında 1 milyonu aşan bir azalma olduğu anlamına geliyor. İşsizliğin yüksek çıkması ekonomik durgunluk anlamına gelir. İnsanların evine ekmek götürememesinin getirdiği psikolojiyle Eve götürdüğü ekmeğin azalmış olmasının, enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi getirdiği psikoloji aynı değildir. Birinde yılgınlık, bedbinlik vardır. Diğerinde tahammül etme çabası ön plana çıkar. Türkiye'de muhalif partileri ve muhalif kampta yer alan ekonomistler ekonomide yaşanan sorunların sadece yönetim kaynaklı olduğu yönünde ortak bir dil kullanıyorlar. Pandemi, savaş gibi faktörlerin belirleyici rolünü hiç dillendirmiyorlar. Cari açık hedefini hani tutturamadınız diyorlar ama bunun ekonomik performansla ilgisinin olmadığı, dışarıya bağımlı olduğumuz enerji maliyetlerindeki olağan dışı artışlarla ilişkili olduğu gerçeğini örterek bunu dillendiriyorlar. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayında cari açık 5.15 milyar dolar arttı. 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Bu artışın tek gerekçesi doğalgaz Petrol fiyatlarındaki astronomik artışlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Kur'u nasıl kontrol altına aldıysak enflasyonun da üstesinden geleceğiz." dedi. Geride kalan yaklaşık 4 aylık döneme baktığımızda kur korumalı mevduat düzenlemesinin kur şoklarının önüne geçtiğini net şekilde görebiliyoruz. 20 Aralık'ta dolar 18.50 seviyelerini görmüştü ve daha kötüsü Türk Lirası'nın serbest düşüş halinin nereye kadar nasıl ilerleyeceğini kimse öngöremiyordu. Bu arada iki kritik gelişme olmasına rağmen doların filenlenebilmiş olması önem taşıyor. 1. 24 Şubat'ta Ukrayna savaşının birdenbire patlaması. 2. Fed'in beklenen faiz artışını uygulamaya başlaması. Bir de şöyle düşünmek lazım. Kur korumalı mevduat düzenlemesi hayata geçirilmemiş olsaydı bu iki kritik gelişme karşısında dolar acaba nasıl bir refleks verirdi?